Tabii bir psikolojik savaş da şu anda yürütülüyor değerli izleyenler. Yani bir yandan Rojava vurulurken öte taraftan yine Güney Kürdistan bombalanırken Türkiye burada neyi amaçlıyor? Bir kısaca bunun analizi yapmak gerekiyorsa aslında değerli izleyenler bu işin fitili Gare'de atıldı. Yani Gare'de Erdoğan biliyorsunuz 2 yıl önce Gare'ye gittiği zaman büyük bir umutla gitmişti ve orada Gare'de PKK'nın en üst düzeyi birkaç yetkilisini alarak kafalarına çuval geçirerek Türkiye'ye getirmek ve 2 yıl önce aslında bir erken seçim ilan etmekti. Fakat gelin görün ki Gare'de Erdoğan'ın planı tutmadı ve bütün planlar boşa çıktı ve en son kimyasal silah kullanarak PKK'nın elindeki 15 esir olan MİT, asker, polisten oluşan kendi elemanlarını orada bir mağarada kimyasal silahlarla öldürerek geri döndü, eli boş geri döndü ve ardından Rojava'yı tehdit etmeye başladı. Fakat Rojava'yı tehdit ederken önünde engeller vardı. Daha Ukrayna-Rusya savaşı başlamamıştı. Daha arkasında Rusya gibi bir güç yoktu ve Rusya ile Türkiye arası da pek düzelmemişti uçak vakasından sonra. Dolayısıyla Erdoğan öyle bir çare aradı ki yeniden ZAP'a bir hareket başlattı bu kez 7 ay önce ve ZAP'ta işte Rojava'ya saldırmadan eğer ZAP'ta başarılı olmuş olsaydı belki de bugün Rojava'ya saldırmayı gerek görmezdi. Ama Erdoğan ZAP'a saldırı başlatırken son teknolojini arkasına aldı. Askerleri, çeteleri, yine korucuları ve yine orada da hayvanları maalesef kullandılar ve Rojava'dan ya da Suriye'den getirdikleri o ÖSO çeteleri götürerek orada gerillanın 40 yıldır kaldığı o ZAP'ı da işgal etmek ya da orada da birkaç PKK'li üst düzey yetkilisini getirmek umuduyla gittiler. Fakat ZAP'ta da bambaşka bir direnişle karşılaştılar. Şimdi zaman zaman PKK kaynakları bunu da açıklıyor. Yani orada nereden askerleri sarıp eylem yaptıklarını fark etmiyorlar ve çektikleri bütün eylemleri neredeyse görüntülerini paylaşıyorlar. Helikopterler düşürdüler ve asker cenazeleri elinde isim açıkladılar, künyelerini verdiler, resimlerini paylaştılar, videolarını paylaştılar. Bütün buna rağmen Türkiye kamuoyuna bu ZAP'taki sendrom meselesi düşmedi. Yani Türkiye kamuoyu aslında tam olarak ZAP'ta neler yaşadığını hala ne bilmiyorum. Çünkü onu duyurmaya çalışan bizlerin de sesi kısıtlamaya çalışılıyor. Medya kapatılıyor. Sosyal medya yasası geldi. Haber yapma engeli geldi. İnsanlar konuşamıyor. Yani dolayısıyla ZAP'ta tam olarak yaşadığını da ne yaşandığını da kimse bilmiyor. Kürtler çok iyi biliyor. Evet, Kürt kaynakları, gerilla kaynakları sürekli bilgilerle, belgelerle, fotoğraflarla, videolarla bunu paylaşıyor. Hatta en son işte iki gerillanın kimyasal silah kullanması sonucu yaşamını yitirmesinin gösterilen videolar vardı. İspatlandı. İşte Irak parlamentosunun bugün açıklaması var. Gidip inceleme yapmışlar. Evet, Türk devleti orada kimyasal silah kullandı dediler. Ve ardından geçtiğimiz hafta öyle bir video yayınlandı ki o video aslında herkesi yerinden sarstı. Türk devleti çatışmada yaşamını yitiren 3 askerin cenazesini kameraların gözü önünde gerilla kamerasına yakalandı bu. Önce askerlerini o çatışma alanından çıkarıp götürüyor bir bölgeye. Bir üst bölgesine taşlık bir alana götürüyor. 3 askeri de aynı anda üst üste atarak o askerleri üzerine benzin dökerken bile kameralara yansıyan bir görüntü var. Uzun bir görüntü. Onu mutlaka Türkiye'de birçok insan, siyasiler mutlaka izlemişlerdir. Güvenlik birimleri mutlaka izlemişlerdir. Ve kendi askerlerini diri diri ölülerini yaktılar. Yeter ki gerillanın eline o asker cenazeleri bile geçmesin. Şimdi az önce Ömer Faruk Gergerlioğlu'na başvuran bir aile var. Onun haberini sundum ben. Kendi çocuklarından 15 gündür haber alamıyoruz. Valiliğe başvuruyorlar. Valilik de diyor ki sizin çocuğunuz şehit olmuş. Şehitlik listesinde yer alıyor. Yani ama aile de diyor ki efendim biz görmedik. Bizim çocuğumuz ortada yok. Şimdi değerli izleyenler, aklımıza şu geliyor. Yani bu aile işin peşini bırakmasın. Acaba geçen hafta yakalan askerlerden bir tanesi bu aranan asker miydi bilmiyoruz biz. Ve asker cenazeleri halen çatışma alanlarında var. Gerillanın elinde halen asker cenazeleri var değerli izleyenler. Türkiye kamuoyu bütün bunları unutmuş ve Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu çetesiyle birlikte oturup mutlaka bunu Türkiye kamuoyuna unutturmaları gerekiyordu. Şimdi ZAP'tan çıkamıyorlar. Evet, girdiler, birçok tepeye şu anda girmişler, üs kurmuşlar ama geri dönüşü biraz zordur. Biraz meseledir. Yani siz bir yerde 40 yıl yaşamışsanız, orada doğup büyümüşseniz, siz oranın didik didik her yerini bilmez misiniz? Bilirsiniz. Hava koşullarını bilirsiniz, yer altını bilirsiniz, üstünü bilirsiniz. Yağmurun ne zaman yağacağını, rüzgarın ne zaman eseceğini bilirsiniz. Hangi bölgede hayvanlar var, hangi bölgede su var, her şeyi bilirsiniz. Ama misafir olarak hayatında dağa çıkmamış bir insanı siz gidip orada paraşütle indirdiğiniz zaman sadece Kürt düşmanıdır diye, sadece gidip Kürtleri öldüreceksin diye onu faşizan duygularla para da vererek onu ölüme gönderiyorsan işte sonuç böyle olur. Ve bütün bunları unutturmak için, ZAP sendromu unutturmak için Süleyman Soylu ve ekibi az önce Mazlum Ebdin'in dediği gibi KCD Genel Komutanı bu bir plan
MİT planı başını Süleyman Soylu çekiyor. Sadece bir yıldır hazırlık yapıyorlar diyor Mazlum Ebdi. Rojava'ya saldırmak için. Ve sadece dünya kamuoyu gözünde bunu meşru göstermek için kendi kendilerine oynayıp kendi kendilerine çaldılar değerli izleyenler. Açık ve nettir. Gidin kamuoyuna sorun. Bir gizli anket yapın. İstanbul saldırısını kim gerçekleştirdi? PKK mi gerçekleştirdi? Süleyman Soylu ekibi mi gerçekleştirdi? Gerçekten de eğer insanlar korkmasa, o bilgilerin gizli kalacağını insanlar emin olursa Türkiye'deki halkın %50-60'ı o olayın kesinlikle Kürt güçleri tarafından gerçekleştirmediğine artık inanmış biliyorlar zaten. Belki de bunların içerisinde işte A Haber izleyicilerini ya da AKP, MHP gürünü çıkarmak gerekiyor. Ama onun dışında muhalefetin de büyük bir kısmı siyasi partilerde dahil olmak üzere ve bugün açıklama yapan Sayın Akşener dahil olmak üzere, Sayın Davutoğlu dahil olmak üzere bunlar çok iyi biliyorlar ki Kürtlerin bu olayla hiçbir alakası yok. Bütün Kürt kurumları bu olayı kınadı. Resmen bu olayın bir katliam olduğunu, bunun bir terörist eylem olduğunu, direkt sivillerin hedef alındığını resmen kınadılar. Ayrıyeten yakalanan kişiye dair Süleyman Soylu'nun defalarca çelişkili açıklamalar yapması, yalan söylemesi, Şimdimiş'ten geldi, İdlib'den geldi, yok Afrin'den geldi, yok Kobani'den geldi. Yani defalarca yalan açıklamalar yaparak zaten şu anda ifadeler de ortaya çıkıyor. İfadeler Süleyman Soylu zaten yalan diyor. Ve bugün nihayetinde dün yayınlanan bir haberde yine eylemi yapan o kadının bir akrabasının DAEŞ üyesi ve verdiği ifadede benim abim de zaten PKK'ya karşı savaşırken şehit oldu dedi. Biz PKK düşmanıyız dedi. Ve bu adamları o faile yardım etmek ve bomba taşımakla yargılıyorlar şu anda değerli izleyenler. Bombayı taşıyan, bombayı götüren, kuran kişi şu anda verdiği ifadede abisinin ÖSO'da PKK'ya karşı savaşıp öldüğünü söylüyor. Net bu size neyi gösteriyor? Mazlum Ebdi'nin dediğini doğruluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Süleyman Soylu ve MİT'in eliyle büyük bir kumpas, büyük bir komplo kurarak Türkiye'nin geleceğini de tehlikeye atarak ve Türk halkı açlıkla boğuşurken, bu kadar ekonomik sıkıntı varken Kürt gençlerinin üzerine, Kürtlerin topraklarına bomba yağdırmak ve ardından dua etmek. Evet, Kürtleri katletmek, Kürtleri topraklarını işgal etmek ve ardından Allah yar ve yardımcınız olsun demek. İnsanlığa sığmaz. İnsanlığın hiçbir noktasında böyle bir şey olamaz değerli izleyenler. Evet, Türkiye medyasına baktığımız zaman her şey güllük gülistanlık. Askerlerin orada bomba yağdırması, Kürt çocuklarının, gençlerinin ölmesi ya da askerlerin ölmesi ya da oradaki can ve mal kaybı Türk medyasının umurunda değil. Şişirmeye devam ediyorlar. Bu savaşın çok iyi olduğunu vur vur sıra geldi. Bitirdik, bitireceğiz. Bir gece ansızlık dedik geldi gibi ırkçı ve milliyetçi söylemler, manşetler atmaya devam ediyorlar ve öte taraftan Türkiye içerisinde Süleyman Soylu'ya bağlı çeteler de kilolarca esrarla, eroinle yakalanmaya devam ediyor. Evet, yeni Türkiye böyle olacak herhalde. Yeni Türkiye'de Kürtlere yer yok anlaşılan değerli izleyenler. Maalesef anlaşılan bunların hayal ettiği yeni Türkiye'de Kürtlere yer bırakmamışlar. Kürtlere yer yok. Eğer Kürtlere yer almış olsaydı Kürtlerin dağlarını, taşlarını bombalamaz, Kürtlerle bir diyalog yorunu alarlardı değil mi? Yani başınızda bir komşunuz var ve siz o komşunuzu yok etmeye çalışıyorsunuz. O yetmiyor, diğer komşunuzu yok etmeye çalışıyorsunuz. Kimdir bu komşularınız? Kürtlerdir. Peki Kürtlerden nasıl kurtulacaksınız? 70 milyonu aşan bir Kürt nüfusu var. Siz bu 70 milyonu öldürerek bitirecek misiniz? Eğer gerçekten de niyetiniz buysa bunu başaramazsınız. Kürtler öldürülmekle bitmez. Tayyip Erdoğan bundan birkaç hafta önce meclisteki konuşmasında duydunuz değil mi? PKK'lıların 10-15 çocuğu var, siz niye çocuk yapmıyorsunuz diye. Kürt anaları çocuk doğurdukça bunların gözüne çıban gibi batıyor. Bunların hastalığı Kürt nüfusunun artmasıdır. Bunların hastalığı Kürt halkının kendi kimliğine sahip çıkması. Bunların hastalığı Kürt halkının kendi özgürlüğünü, kendi değerlerine sahip çıkması ve kendi ulusal kimliğini önemsemesidir. Bunların hastalığı ben Kürdüm, Kürdün ben Kürdüm demesidir. Bunların hastalığı Kürdün bu devlette, bu sisteme boyun eğmemesidir. Teslim olmaması. Bu devlet, bu sistem bütün Kürtleri teslim almak istiyor. 7'den 70'e doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle herkesi, sadece PKK'lileri değil, KDP'sinden Yenekesine, Soran'dan Guran'la, PSK'sinden PAK'a kadar bütün Kürtleri, hangi partiye bağlı olursa olsun hiç fark etmez, hangi örgütte sempati duyuyorsa duyursun, Kürt olduktan sonra mesele bitmiştir. O yüzden söylenmesi gereken tek cümle budur. Ey Kürtlü, eğer hunne ben yek, huni biçin yek bi yek.